Evet sevgili izleyenler, FBTV ana haber bülteni başlıyor. Öncesinde kısa bir haber turumuz var. Haber turumuzu izleyelim. Ondan sonra hep beraber inşallah gündemi değerlendirelim. Hedef aldı. 23 ölü, 35 yaralı. Efes tatbikatında gövde gösterisi. Suriye'de 24 hastane Rus uçaklarına hedef oldu. İki yüzlü ABD arma krizini inkar ediyor. Sigara Türkiye'de yılda 100 bin can alıyor. Sakal kavgası ölümle bitti. Evet sevgili izleyenler, FMTV ana haber bülteni başlıyor. İlk haberimizle başlayacağız. İlk haberimiz maalesef üzücü. Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis aracının geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 kişi öldü, 5'i polis, 19 kişi de yaralandı. Edinilen ilk bilgilere göre akşam saatlerinde Şırnak'ın Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi İpek Yolu Caddesi'nde polis servis aracının geçiş sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 5'i polis, 19 kişi de yaralandı. Yaralılar Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan bir asker tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir askerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. 31 Mayıs 2016 Salı günü Hakkari ili Şemdinli ilçesi kırsalında yürütülmekte olan operasyonda bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş ancak durumu ağır olan silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 05.40'da şehit olmuştur dedi. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz denildi. Başbakan olmasının ardından ilk kez İzmirlilerle buluşan Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Bana her şey sizi hatırlatıyor. Hayatının dönüm noktası 2011 Mart ayı milletvekili gösterilmesi olduğunu dile getiren Yıldırım, çok endişelendim. Acaba nelerle karşılaşacağım? Ama İzmir'e gelince muhteşem coşkuyu görünce İzmirli benim kardeşim, yol arkadaşım dedim ifadelerini kullandı. Hayatımın dönüm noktası 2011 yılının Mart ayıdır. İzmir'den milletvekili adayı gösterdiğim zaman doğrusunu isterseniz biraz endişelenmişim. Acaba nelerle karşılaşacağım? Ancak İzmir'e gelince bu muhteşem coşkuyu görünce İzmir benim şehrim dedim. İzmirli benim kardeşim dedim. İzmirli benim yol arkadaşım dedim. İşte yol arkadaşları burada. İzmir'in gelişimini tamamlayamadığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'in tekrar İstanbul'la yarışan bir il olacağını söyledi. Hiç merak etmeyin. İzmir'in hizmet açığını ortadan kaldıracak ve İzmir'i tekrar başa güreşen, İstanbul'la yarışan il yapmaya kararlıyız. İşte şimdi İzmir'i İstanbul'a bağlayan otoyolu Osman Gazi Köprüsü'nü tamamladık. 30 Haziran'da açıyoruz.
Hayırlı olsun. İki yıl sonra Bursa İzmir arasında bitmiş olacak. Böylece Velevini İstanbul 3 saatten daha az bir sürede İstanbul'da olacağız. Zannetmeyin ki unuttum. İzmir'in çılgın projesi de geliyor. Körfez geçişini İzmir'e mutlaka getireceğiz. Kordonla Kordelya'yı birbiriyle birleştireceğiz. Konak'la Karşıyaka'yı birbiriyle birleştireceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul'da toplanan Uluslararası Hicri Takvim Birliği Kongresi'nin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, "Bütün dünyada tek bir hicri takvim sistemi olmalı," dedi. Aralarında Türkiye, Suudi Arabistan, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Katar, Fas, Mısır ve Ürdün'ün de bulunduğu 50'ye yakın ülkeden ilim adamları, astronomlar ve karar merciinde bulunan yetkililerin katıldığı kongrede tekli takvim kararı çıktı. Kongrenin kapanış oturumunda katılımcılar, İslam dünyasında takvim uygulaması konusunda oy kullanan katılımcılar, oy çokluğuyla tekli takvim uygulaması yönünde karar aldı. Sonuç bildirgesini dünya kamuoyuyla paylaşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez, kongre sonrasında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bu kongrenin İslam aleminde 60 yıllık bir tartışmanın nihayeti denilebilecek önemli bir toplantı olduğunu vurgulayan Görmez, "Bütün dünyada tek bir hicri takvim sistemi olmalı. Bayramlarımıza aynı gün girmeliyiz, oruca aynı gün başlamalıyız diyorduk. Bu kararın çıkmış olmasından büyük sevinç duyuyoruz," dedi. Çünkü iki tane yanlış algı var. Birincisi, dünyanın her tarafında yaşayan Müslümanlar parçalara bölünmüşlerdi. Aynı camide cemaat iki ayrı gün bayram yapıyordu. Aynı ailede iki kardeş aynı günlerde oruca başlıyordu. Bu kabul edilebilir bir şey değildi," dedi. Hem İslami açıdan hem de astronomi açıdan her ikisinin de mümkün olabileceği konuşuldu. Daha sonra bunlar tartışılarak oylamaya sunuldu. Biz Diyanet olarak öteden beri tekli bir takvim sistemini öneriyorduk. Bütün dünyada tek bir hicri takvim olmalı, bayramlarımıza aynı gün girmeliyiz, orucuya aynı gün başlamalıyız diyorduk. Bugün burada %80'i aşkın katılımla, yani İslam ülkelerinin tamamının katılımı var ama özellikle tekli takvim sistemini isteyen ülkelerin oranı %80'in üzerinde, %90 civarında. Bu kararın çıkmış olmasından büyük bir sevinç duyuyoruz tabii. Çünkü iki tane yanlış algı vardı. Bir tanesi, dünyanın her tarafında yaşayan Müslümanlar parçalara bölünmüşlerdi. Aynı camide cemaat iki ayrı gün bayram yapıyordu. Aynı ailede iki kardeş ayrı günlerde oruca başlıyordu. Bu kabul edilebilir bir şey değildi. Bilhassa Avrupa'da yaşayan Müslüman azınlıklar tarih boyunca bayram günlerinin tatil olması için mücadele verdiler. O ülkeler bu imkanı sundular. Bu sefer gün veremediler. Bu ortak takvim sayesinde bütün Müslümanlar beraber hareket edecek diyen Görmez şöyle devam etti. Diğer bir önemli husus da bilhassa Avrupa'da yaşayan Müslüman azınlıklar tarih boyunca bayram günlerinin tatilli olması için mücadele verdiler. O ülkeler bu imkanı sundular, bu sefer gün veremediler. Yani üç ayrı ülke, üç ayrı gün verdi. Çocuk okuldan izin alacak, farklı günlerde izin talebinde bulundular. Bu açıdan da inşallah bütün bu zorlukları kaldıran, birliği oluşturan yeni bir süreç. Tabii bu her şeyin sona erdiği anlamına gelmiyor. Bizim Diyanet olarak üzerimize daha büyük vazifeler düşüyor. Şimdi aldığımız karar gereği 10 yıllık bir takvim düzenleyerek, yani tekli bir takvim basarak bütün dünyaya gönderme imkanına sahip olacağız. Bunu İslam İşbirliği Teşkilatı marifetince gündeme getirerek bağlayıcı bir karara dönüşmesini sağlamak gerekiyor. Çünkü hala biliyoruz ki çok az sayıda da olsa bazı ülkeler hala bu konuda bizimle aynı düşünmüyorlar. Ama İslam alimlerinin ve astronomi alimlerinin neredeyse tamamına yakınının burada ittifak etmiş olması son derece sevindirici bir husus olmuştur.
Rus ordusuna ait savaş uçaklarının İdlib'de düzenlediği hava saldırısında 23 kişinin öldüğü, 35 kişi yaralandı. Hedef alınan El Vatani ve İbn Sina hastaneleri hizmet veremez hale geldi. Rus ordusuna ait 3 savaş uçağının İdlib kent merkezinde çeşitli bölgelere düzenlediği hava saldırıları sonucu 23 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi. İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden Abdurrezak Cubeyro AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus ordusuna ait savaş uçaklarının ülkenin kuzeybatısındaki muhaliflerin denetiminde bulunan İdlib'de El Vatan ve İbn Sina hastanelerinin yanı sıra Erar Camisi ve Kusur ile Suvre semtlerinde bombaladığını belirtti. Rusların kentte düzenlediği 17 hava saldırısında aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 23 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin de yaralandığını kaydeden Cubeyro, sivil savunma ekiplerinin olayda yıkılan evlerin enkazında ölü ve yaralılara ulaşmaya çalıştığını söyledi. Rusların kentte düzenlediği saldırılarda El Vatani ve İbn Sina hastanelerinin büyük hasara uğradığını ve söz konusu hastanelerin artık hizmet veremez hale geldiğini vurgulayan Cubeyro, Rusların saldırılarında yaralıların kentteki sahra hastanelerinde tedavi altına alındığını aktardı. Dinledikleri telsizlerden saldırıların Rus uçaklarınca gerçekleştirildiğini anladıklarının altını çizen Cubeyro, ölü sayısının yükselmesinden endişe edildiğini kaydetti. Allahu Ekber. Bölücü terör örgütünün sözde Nusaybin sorumlusu Bürüsk Çevrim adlı Hebatkar Karker kod adı Zamani Çakmak adlı terörist ölü ele geçirildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre Nusaybin ilçesinde 4 mahallede devam eden Atmaca 7 müşterek özel birlik operasyonunda bölücü terör örgütü Nusaybin'in sorumlusu Brüks Çevrim adlı Karker Kod adlı Zamani Çakmak adlı terörist 30 Mayıs 2016 tarihinde 5 adet Kalaşnikov tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet dürbün, 2 adet RPG-7 roket atar ile birlikte etkisiz hale getirildi. TYP'ye dikkat ediniz. Hebetkar Karker Kod adlı Zamani Çakmak, 1977 yılında Bingöl Karlıova'da doğdu. Anne adının Zeliha, baba adının Halil olup Bingöl ili Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu kaydedildi. 1997 yılında kendi isteğiyle PKK-KCK terör örgütüne katıldığı belirlenen teröristin hakkında 32 adet arandığı suç kaydının bulunduğu bildirildi. Karşıdan tut. ...2012 yılından itibaren sözde Mardin Eyaleti Özel Güç Sorumlusu Derçem Çevrim adıyla faaliyet yürüttüğü ve Ocak 2016 tarihinden itibaren Nusaybin'de bölücü terör örgütünün sorumlusu olduğu ifade edildi. Aynı operasyonda Nusaybin 2. sorumlusu Mazlum Çevrim adlı Kava Kod adlı veisi Akgün adlı terörist de 23 Mayıs 2016 tarihinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Efes tatbikatında gövde gösterisi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde HDP Edirne İl ve Merkez İlçe Örgüt binasına baskın düzenlendi. TEM ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Mithatpaşa Mahallesi Rasathane Sokak'ta bulunan bir apartmanın ikinci katında bulunan HDP Edirne İl ve Merkez İlçe Örgüt binasına düzenlenen baskına Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. HDP Edirne İl ve Merkez İlçe Örgütü binasına giren polis ekipleri içeride yaklaşık 4 saat boyunca arama yaptı. Arama sırasında polis ekipleri binanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şimdi.
Aramalar sonucunda terör örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan'a ait poster, terörü ve terör örgütünü öven yazılar ve kitaplar ile öldürülen teröristlerin fotoğraflarını ele geçirildiği öğrenildi. Ayrıca siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri söz konusu binalarda bulunan bilgisayarların kopya imajlarını aldı. Polis ekiplerince yapılan aramanın ardından HDP Edirne İl Başkanı Beşir Belke ile Merkez İlçe Başkanı Selahattin Karatoprak'ın ifadeleri alınmak üzere Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın katılımıyla icra edilen Efes 2016 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı başarıyla tamamlandı. Efes 2016 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nın ikinci günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın katılımıyla icra edildi. Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde düzenlenen tatbikat, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bu yıl ilk kez uluslararası çapta icra edildi. Tatbikatta ilk kez terörle mücadele, siber savaş ve psikolojik harbi de kapsayan hibrit hareket ortamı esas alındı. Bu yılki tatbikatın ardından 2 yılda bir milli, 2 yılda bir de uluslararası olarak icra edilecek. Erdoğan ve Yıldırım da alana birlikte gelerek nefes kesen tatbikatı ilgiyle izledi. Hava, deniz ve kara unsurlarının yer aldığı Efes 2016 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatı'nda ayrıca Atak helikopterler ilk atışını marşlar eşliğinde yaptı. Tatbikata Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, sivil kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, İngiltere, Katar, Pakistan, Polonya ve Suudi Arabistan'dan birlik ve unsurlar katıldı. 79 yabancı ülkeden gözlemcinin ve yaklaşık 900 yabancı personelin katıldığı, 7500 askerin görev aldığı tatbikata, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil sanayi kuruluşları da dahil oldu. Bu yılki tatbikatta Kara Yel ve Bayraktar isimli insansız hava aracı ve Atak helikopter de kullanıldı. Atak helikopterler ilk kez Efes 2016 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Tatbikatında atış yaptı. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde 26 Mayıs'ta teslim olan 42 teröristten 38'i tutuklandı. Öndeki yaralının yanındaki iki kişi hariç bulunduğu yere yat. Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdüğü Nusaybin ilçesinde teslim olan 42 teröristten 38'inin tutuklandığı bildirildi. Bu kapsamda 26 Mayıs'ta güvenlik güçlerine teslim olan 42 teröristten 38'inin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada 38 terörist çıkarıldıkları Nusaybin Sulh Ceza Hakimliği'nce devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından tutuklandı. 4 teröristin tedavisi sürüyor ifadesine yer verildi. 24 Mayıs'ta teslim olan 25 kişiden 24'ü tutuklanmış, yaralı olarak teslim olan terörist tedavi altına alınmıştı. 27 Mayıs'ta güvenlik güçlerine teslim olan 8 teröristten birinin Can Feda Kod adlı Osman Uçar olduğu belirlenmiş, ifadesinde sivil olduğunu, eylemlere katılmadığını iddia eden teröristin önceki yıllarda PKK'nın dağ kadrosunda yer aldığı, terör örgütü adına yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunduğu, Nusaybin'de örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği, keskin nişancı tüfeği kullandığı tespit edilmiş, mahkemeye sevk edilen terörist tutuklanmıştı. 7 teröristin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Suriye'de 24 hastane Rus uçaklarına hedef oldu. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen paralel yapı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 36'ya yükselirken adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen evraklar ise İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Ya biraz çok karmaşık ama yani, yılda yedirilmiş sonuç ortaya çıktı.
2014 yılında paralel yapı üyelerinin Maltepe'de üs olarak kullandıkları iddia edilen restorandan belge ve suç delilleri kaçıracağı ihbarı üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı. Paralarla yapmışlar. Çek. Sonra geçelim. Bunlarla bağlantılı çalışalım. Genel itibariyle bu şekilde. Çalışma kapsamında 2014 yılında restoran çevresinde şüpheli bir aracı durdurarak arama yapan polis ekipleri, 3500 kişilik isim listesi, bağış makbuzları ve gayri resmi para transferlerinin not edildiği defter ele geçirilmişti. Soruşturmayı genişleten İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Konya ve Kırklareli'nde düzenlenen operasyonlarda gözaltı sayısı 36'ya yükselirken, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda fatura, çek ve kasa defteri ele geçirildi. Devlete bu raporları iflas edecek mi? Yeni mali müşavir lazım. Sen de zannediyorsun. Tamam, bu limite tanımlı olabilir. Bu aramın kaynağı şunlar var. Ele geçirilen evraklar yapılan incelemelerin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Gözaltında bulunan 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yani maksimum kontrolebileceğimiz tarih bu operasyon. Rus jetlerinin muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de El-Vatani ve İbn Sina hastanelerini bombalayarak kullanılamaz hale getirmesi, Rusya'nın Suriye'de hastaneleri özel olarak hedef alması konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Rus jetlerinin muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de El-Vatani ve İbn Sina hastanelerini bombalayarak kullanılamaz hale getirmesi, Rusya'nın Suriye'de hastaneleri özel olarak hedef alması konusunu bir kez daha gündeme getirdi. Rus savaş uçaklarının vurduğu hastanelerin birkaçı şöyle. Halep'in Azez ilçesinde iki kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi, Halep'in güneyindeki Hadır beldesinde Hadır ve El Ays devlet hastaneleri, Etarip ve Bağ ilçelerinde birer sahra hastanesi, Dera ilinde Rus savaş uçaklarının yoğun uçuşları ve saldırıları nedeniyle 7 hastane ise tedbiren faaliyetlerini durdurmuştu. Halep'te hastane ve sağlık merkezlerinin hedef alınması, bölgedeki sahra hastanelerinin yükünü artırıyor. Suriye'ye hava saldırıları düzenleyen Esed rejimi ile Rus hava kuvvetlerinin bombardımanları kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Rus yapımı olan ama teknolojisi eski rejim uçakları saldırıları yüksek irtifadan yapamıyor. Alçalarak hedefe doğru yaklaşıp sadece geniş alanları vuruyor. Nokta atışı yapılmadığı ve kullanılan mühimmat fazla tutulduğu için tahribat geniş bir çevreye yayılıyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sokağa çıkma yasağının kısmi zamanlı olarak kaldırılmasının ardından gelen vatandaşlar yardımlardan yararlanmak için geçici müracaat büroları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hakkari Valiliği tarafından yasağın kısmi olarak kaldırılması üzerine yüzlerce kişi adeta ilçeye akın etti. Enkaza dönen evlerine gelen vatandaşlar duygulu anlar yaşadı. Özellikle Cumhuriyet, Eski Kışla, Mezarlık ve Orman mahallelerinde evlerin büyük bölümü hasar görürken, kimi vatandaşlar ise enkazdan birkaç parça eşya almanın telaşına düştüler. İlçeye aylar sonra gelen vatandaşlardan bazıları geceyi enkaz başında geçireceğini söylerken bazıları ise akrabalarının yanına gideceğini bildirdi. Enkaz başında bekleyen kadınlar ise yaşananlar karşısında ne söyleyeceklerini bilemediler. Kürtçe konuşan kadınlar, "Allah bu zulmü kabul etmesin. Geldik, enkazı gördük. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Enkazla karşı karşıyayız," dediler.
Bir zirveye katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, PKK ve YPG ile yaptığı açıklamada Suriye'de YPG'ye danışmanlık hizmeti veren Amerikan askerlerinin YPG arması takmasının bireysel bir hareket olduğunu ve devletin politikası olmadığını söyledi. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi John Bass, Güneydoğu'daki çatışma ortamı çok uzun süredir devam ediyor. Bu şiddetin kesinlikle durması gerekiyor. Gelecekte herkesin huzur içinde yaşayabileceği bir ortam oluşturmak ve bir müzakere masasına oturup sonuca varmak için PKK'ya silahlarını bırakmaları için çağrı yapmaya devam ediyoruz dedi. Suriye'de YPG ile birlikte DAEŞ'e karşı mücadele eden ABD'li askerin YPG arması takmasının politikaları olmadığını belirten Bass, YPG'ye düşmanlık yapan ve YPG armaları takan askerlerimizle alakalı son birkaç gündür çok şeyin konuşulduğunu biliyorum. Bu Pentagon sözcüsünün de belirttiği gibi kişisel hareketler, izin alınmadan yapılan hareketlerdir ve düzeltilmişlerdir. DAEŞ'e karşı yürütülen savaşta bu ABD'nin bir politikasını yansıtmamaktadır. Politika seçimi değildir. Dolayısıyla nasıl planlar yapabiliriz, nasıl operasyonlar yapabiliriz diye Türk hükümeti ve askerleriyle çok yakın çalışıyoruz. Türkiye içindeki bazı topluluklara hem kilise hem de etrafındaki yerlere zarar veren bu DAEŞ'i Türk sınırından nasıl uzaklaştırabiliriz, nasıl atabiliriz diye yakından çalışıyoruz şeklinde konuştu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatında terör örgütü silah, mevzi ve barınakları ateş altına alınarak 4 hedef imha edildi. Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatında terör örgütü silah, mevzi ve barınakları ateş altına alınarak 4 hedef imha edildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre alınan anlık istihbarat üzerine Şemdinli kırsalına gece 01:05-01:58 saatleri arasında hava harekatı düzenlendi. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları bölgede tespit edilen terör örgütü silah, mevzi ve barınaklardan oluşan 4 hedefi ateş altına alınarak imha etti. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları emniyetle üstlerine döndü. Sakal kavgası ölümle bitti. Ramazan-ı Şerif geldi. Evlerimizde, gönüllerimizde olduğu gibi FMTV'de de büyük hazırlıklar var. Bunlardan bir tanesi de mukabele. Bu sene sizler için bir ilk gerçekleştireceğiz. Size canlı olarak FMTV ekranlarından mukabele dinlettireceğiz. İşte haberimizin detayları. Ramazan-ı Şerif'te yapılacak en faziletli amellerden bir tanesi de Kur'an-ı Kerim'i hatmetmektir. Resulullah Efendimizin kuvvetli sünnetlerinden olan mukabele, Asr-ı Saadet'te bizzat Efendimiz tarafından okunmuş ve Cebrail Aleyhisselam tarafından dinlenerek takip edilmiştir. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. Bu güzel sünnet bugün hafızlarımız ve hocalarımız vesilesiyle memleketimizin her ücra köşesinde cami, mescit ve medreselerde ilk günkü tazeliğiyle yaşatılmaktadır. Okuyanlar Peygamber Efendimizin, dinleyenler de Cebrail Aleyhisselam'ın sünnetini icra etmiş olurlar. Henüz 7 yaşında hafızlığını bitirerek bu büyük şerefe nail olan Fatih Medreseleri Genel Başkanı Masum Bayraktar Hoca Efendi, yıllarca İsmail Ağa Camii'nde Sultanımız Mahmud Efendi Hazretlerimizin huzurunda mukabele okumuştur. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ يَلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Hoca Efendi, her sene son derece titizlikle icra ettiği bu büyük vazifesini bu sene FMTV ekranlarından canlı olarak yerine getirecek. Hoca Efendi, mukabeleye Ramazan-ı Şerif'ten bir gün önce yani 5 Haziran Pazar günü başlayacak ve her gün saat 11'de siz kıymetli izleyicilerimizle buluşacak. Konu ve ehemmiyetine binaen
yer yer bazı ayet-i kerimelerin manaları o anda anlatılarak yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in büyük haberleri sizlere anında duyurulmuş olacak. Bu şekilde ekranlardan da İslam tarihinde ilk defa böyle bir sunuma sahip mukabeleye hep birlikte şahit olacağız. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Evet, FEME TV'de bir ilk daha gerçekleştirilecek. İnşallah pazar günü 11'den itibaren mukabelemiz başlayacak. Sağlık Bakanı Yardımcısı Ahmet Bağ Özken, Türkiye'de yılda 100 bin kişinin sigara ile bağlantılı nedenlerden hayatını kaybettiğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün ürünlerinin zararları hakkında kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve toplum bilincinin artırılması amacıyla her yıl 31 Mayıs'ta gerçekleştirilen Dünya Tütünsüz Günü'nde Türkiye'de de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Öğütken, geçmişte Türk gibi sigara içmek tabirinin literatürlere girdiğini belirterek çok şükür bundan kurtulduk. Biz hükümet olarak bunların azalması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Almaya da devam edeceğiz dedi. Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, yeşil dedektör uygulaması ile dumansız hava sahasının korunmasına ve denetim etkinliğinin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Öztürk, bu çalışmanın tütün bağımlılığı ile mücadelede önemli bir eşik olacağı inancını taşıdıklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından Yeşilay ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan sigara yasaklarının ihlaline dair cep telefonlarından bildirimde bulunma imkanı sağlayan Yeşil Dedektör mobil uygulaması kamuoyuna tanıtıldı. Ortak kullanıma açık alanlarda ve sigara yasaklarının uygulanması gereken yerlerde sigara içildiğini tespit eden vatandaşlar cep telefonlarına indirecekleri uygulama ile ihlal bildiriminde bulunabilecekler. Etkinlikte tütünle mücadele gençlik eylem planı hakkında da bilgi verildi. Gezi Parkı olaylarının 3. yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı çevresi bariyerlerle kapatılarak yoğun güvenlik önlemi alınmasının ardından öğle saatlerinde Gezi Parkı da tamamen kapatıldı. Müzikler gelişti mi acaba ya? Gezi Parkı olaylarının 3. yıl dönümü nedeniyle İstanbul polisi olası eylemlere karşı alarma geçti. Taksim Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemi alan polis, sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı ve çevresini bariyerlerle kapatmıştı. Tomaların ve Çevik Kuvvet polislerinin konuşlandırıldığı meydanda, öğle saatlerinde ise Gazi Parkı ve çevresi de kapatıldı. Parkın kapatılmasının ardından içeriye kimse alınmazken parkın kapatılması nedeniyle içeridekiler de dışarıya çıktı. Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alanında Mecidiyet Habeşi yakınlarında arazi yangına çıktı. Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alanında Seyit Onbaşı heykelinin de bulunduğu Mecidiye tabyası yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Rüzgarın tesiriyle büyüyen alevlere tarihi alan başkanlığına ait arazöz müdahale etti. Ardından Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri de bölgeye gelerek söndürme çalışmalarına katıldı. Çanakkale'de tarihi alan ve şehitlikleri ziyaret için gelen grupların başlangıç noktası olan bölgede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Evet, sıradaki haberimize geçeceğiz. Yalnız bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz FEME TV ekranlarından her gün haberlere başlarken artık malum şehit haberleriyle başlamaya başladık. Şehit haberleriyle başlıyoruz FEME TV ana haber bültenine. Peki burada dikkat çekmek istediğimiz aslında bir konu var. Dikkat çekmek istediğimiz konu şu. Artık şehitlerimiz sıradanlaşmaya başladı. Haşa.
Yani nasıl mesela 3. sayfada bir haber veya işte ilk sayfada küçük bir yerde şehitlerle alakalı haberler görmeye başladık. Ama biz bunu istemiyoruz. Eğer bir şehidimiz varsa şehidimizi hakkıyla uğurlamalıyız ve şehidimize hakkıyla değer vermeliyiz. Şehidimize güzel dualarla, güzel imkanlarla uğurlamalıyız. Neden? O namusu için, vatanı için, milleti için, ülkemiz için, yani senin, benim şu anda rahat bir şekilde yaşayabilmemiz, İslami çerçevede yaşayabilmemiz için evladını, çoluk çocuğunu bırakarak oralarda mücadele ediyor ve orada şehit oluyor. Bir hain kurşunun, bir kahpe kurşunun değmesin mabedime namahremeli diyerek, hain kurşunu yiyerek şehit oluyor. Ve biz bunlara gerçekten büyük bir saygıyla saygı göstermemiz gerekiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Kısa bir not daha düşelim. Yani bu şehitlerimiz bu kadar verilirken, şehit verilirken, bu kadar terörle mücadele edilirken hala belli şeylerin uzamasına gerek olmadığını düşünüyorum. Bu teröristlere, bu hainlere yardım edenlerin bir an önce toparlanmasını, hainlere yardım edenlerin bir an önce hak ettikleri yerlerde olmasını, yani hak ettikleri yerler kodeslerde veya mezarlarda olmasını bir an önce temenni ediyoruz. Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması da ne dedi Devlet Bahçeli? Bunları dedi affetmeyin dedi yani. Bunlar dedi hain dedi. Bunları affetmek olmaz dedi. Bunlara dedi gereken cezayı fazlasıyla verin dedi yani. Devlet Bahçeli'nin bu sözünün sonuna kadar da arkasındayız. Çünkü bir onlar belki pişman olmuş olabilir ama veya başka bir şeyle kendilerini aklamak için pişmanız diyor olabilirler. Ama unutmamalı ki belki de o hainin kurşunundan, hainin silahından çıkan kurşun belki de bir askerimizi, bir polisimizi, bir vatandaşımızı şehit etti. Veya buna bir vesile olan kişi bu. Bunun pişmanlığı ne yapmaz? Fayda etmez. Bu gibi şeylerde devlet ana gibidir. İşte bu gibi şeylerde bir anne olarak kendimizi düşüneceğiz. Anne olarak kendimizi düşüneceğiz. Yavrumuzu, evladımızı şehit eden, evladımızı katleden birine ne yaparız onu düşüneceğiz. Devlet olarak öyle karar vereceğiz. Bir sene, iki sene veya belli diyetlerle serbest mi bırakırız? Yoksa hak ettiği cezayı gerçekten verir miyiz? İşte bunu da ne yapacağız? Düşüneceğiz. Veya bir anne olarak yavrumuzu öldüren, yavrumuzu şehit eden bir terör örgütüne sahip mi çıkacağız? Veya terör örgütüne sahip çıkanlarla hala dost mu olacağız? Bunları ne yapmak lazım? Hep bir düşünmek lazım. Mevla şehitlerimize rahmet eylesin. Cümlemizi de onların makamlarına ulaşabilmeyi hepimize ikram eylesin diyoruz efendim. Evet, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bir genç bıçakla yaralandı. 16 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı. Getir abicim, kaldır kaldır kaldır. Olay Zonguldak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışma sonrası kız arkadaşına laf atan şahsı karnından bıçakladı. Ağır yaralanan şahsın arkadaşları 112 ekiplerine haber verdi. Getir abicim, kaldır kaldır kaldır. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahale olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel hastaneye kaldırdı. Zonguldak'tan iki tane adam geldi herhalde, kafalar düzelmiş, çok bir kişiye kaçtık, öyle diyor. Polisin olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor. Bilmiyorum abi, anlatmıştı, ben de geldim burada, bir de geliyorum, vallahi, hadi. Yok yok, annem yok. Biz diyoruz ki, Fatihler yetişelim, bunlar Berkleri yetiştirmenin peşindeler. Bakın 16 yaşında geçen gün yine haberlerde 4 kişi yaralıyor. Şimdi bakıyorsunuz yine kız kavgası yüzünden 16 yaşındaki genç hastanelik oluyor. Daha 16 yaşında duyguları sömürülmüş bir genç olarak görebiliriz. 16 yaşındasın, gözlerini açıyorsun, hayata daha gözlerini açacaksın. Direkt gözlerini sana nefsani duygularla açtıran bir hayat söz konusu, bir sistem söz konusu. O yüzden gençlerimizin bu halde olduğunu da tekrar tekrar vurgulamış olalım. Yani bir genç gözünü açtığı zaman tamamen nefsani duygularla etrafı sarılmış, paraydı,
kadındı ve buna benzer nefsani duygularla etrafı sarılmış, bu şekilde yetiştirilmiş, sistem de bu şekilde devam ediyor. İşte ondan sonra bu çocuk ya hapishaneye giriyor ya hastaneye giriyor. Yani ikisinden birine giriyor ve sonuç olarak da ülke olarak, millet olarak üzülüyoruz. Ülke olarak, millet olarak güvenimiz kalmadı. Yani acaba bizim 15-16 yaşında çocuğumuz ne olacak? Uyuşturucuya mı düşecek? Yanlış arkadaş ortamına takılıp belli yerlerden mi çocuklarımızı toparlayacağız? Veya çocuğumuz iyi olabilir, çocuğumuzun yapmış olduğu hareketlerden dolayı belli saatlere kadar dışarılarda kaldı mı? Acaba çocuğuma bir hareket mi yaptılar, bir şey mi yaptılar diye korkudan ödümüz patlayacak. Kapıları sonuna kadar kilitleyeceğiz. Neden? Aman gece hırsız gelmesin, malzememiz çalınmasın. Sonra korkarak yürüyeceğiz, korkarak gezeceğiz, korkarak dolaşacağız. Sonra İslamiyet gelsin, huzur gelsin dendiğinde adama sanki üstüne su dökülmüş kedi gibi adam zıplayacak. İşte İslamiyet geldi mi, şeriat geldiği zaman bunların hiçbiri olmayacak. Çocuğunu da rahat rahat gezdirebileceksin. Çocukların hususunda da rahat olacaksın. Kendin hususunda da rahat olacaksın. Etrafın hususunda da rahat olacaksın. Ama öbür türlü işte hep bunlarla uğraşacağız. 35 tane kapı kilitlesen de yine Mevla o huzuru yakalamadığın sürece Mevla kalbine o korkuyu verecek. Bak ne çelik kapılar, ne camlar yaptırıyorsun. Ama yine ne oluyor? Yine bir yolunu buluyor. O da sen ona üretiyorsun, o da kendine göre üretiyor. Neden? Çünkü şuuru vermiyorsun. Ama inşallah bu gençlerimize bu şuuru vereceğiz. Şanlıurfa'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki akraba aile hastane önünde karşılaşınca ortalık savaş alanına döndü. Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'da daha önceden aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin bireyleri Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nin önünde karşılaştı. Sözlü sataşmayla başlayan tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Sokak ortasında kavga eden yaklaşık 20 kişilik gruba çevredeki vatandaşlar da müdahale edemedi. Kavgada yere düşenler sopalarla feci şekilde dövüldü. Kavganın ortasında kalan bir kadın da yediği dayaklar nedeniyle fenalaştı. Araya girenlerin güçlükle ayırmayı başardığı kavga hastane acilinde de devam etti. Olay yerine gelen polisler tarafları sakinleştirirken 12 kişinin yaralandığı öğrenildi. Gözaltına alınan 7 kişi emniyete götürülürken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hadi! Uzaklaş! Yapmaz oluyor! Hadi gir buraya! Hadi gir! Evet sevgili izleyenler, bugünkü ana haber bültenimizin sonuna geldik. Ana haber bültenimizi noktalarken birkaç cümleyle günümüzü, haber bültenimizi inşallah bitirelim. Şehitlerimiz dedik, gençlerimiz dedik. Eğer biz gerçekten vatana, millete şuurlu gençler yetiştirirsek, vatana, millete şuurlu millet yetiştirirsek, bu şuuru millete verirsek. Ya hocam şuur diyorsunuz. Evet şuur diyorum. Çünkü aynı okuldan, aynı üniversiteden çıkan biri askere gidiyor, biri dağa çıkıyor. İşte burada şuur eksikliği var demektir. Ayrı görüşler olabiliyorlar. Aynı okuldan çıkan, aynı üniversiteden çıkan gençler. İşte burada ne yapmak lazım? Burada aynı şuuru hepsine vermek lazım. Vatan, millet aşkını, sevgisini hepsine vermek lazım ki bu çocuklar yarın bir gün dağa çıkmasın, terörist olmasın. Bu şuuru ülkemizde barındırmayalım. Bakın halkın barındırmadığı, halkın kabul etmediği yerlerde, hiçbir yerde PKK ne yapamadı? Tutunamadı. İşte bunu bütün Türkiye üzerinde başaralım. Barındırmayalım. Şuuru bozuk insanları barındırmayalım. Her geçen günde bozulmaya devam etmeyelim sevgili izleyenler. Güzel insanlar, güzel kişilikler, güzel bir milletimiz var elhamdülillah. İşte bu güzel milleti güzel bir şekilde değerlendirelim. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle efendim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.